mimisi, sohbetin en sevimlisi, konuğum en samimisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Burada laf çok, burada laf çok, bizde laf çok. Burada laf çok, bizde laf çok. Sevgili izleyenler, haftanın ilk Burada Laf Çok'una hoş geldiniz. Günlerden pazartesi olunca, tabii hafta sonunda çıkınca, bugün de iş mi olur yahu dediğiniz oluyordur elbet. Gerçi biz buna genel olarak pazartesi sendromu diyoruz. Bu sendromu hiç yaşayamayan birileri de var elbette. Mesela camın önüne tünemiş, camdan cama dedikodu yapan teyzeler. Ama artık onlara da rakip var. Buranın çocukları değil bunlar. Vavo diğeri anlatıyorlar acaba diye. Merak etmiyor değiliz. Hayvanlar sevimli. Onlarda hikaye çok. Bir de utanma sıkılma durumu kurtarma dertleri falan da yok. Giydir gitsin. Peki şu abim ne yapsın? Olmadık bir durumu ustaca kurtarmak zorundayken. Benim oğlumun özel çekilmiş bir videosuydu. Bozuntuya vermeme konusunda sınır tanımayan bir kardeşimdir kendisi. O zaman o abi orada şınav çeke dursun, burada lafta burada başlaya dursun efendim. Evlerinde ayaktan uzatmış bizi izleyen değerli izleyicimiz, stüdyomuzdaki kameraman ve teknik ekip arkadaşlarımız, radyodan bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz, sevenimiz, sevmeyenimiz, İlk defa izleyenimiz, Burada Laf Çok başladı. İşte bu gecenin konukları. Oktay Kaynarca. Ekranların ağır abisi, komik abisi. Ekranların hem ağır hem komik abisi. Ekranların ağır komik abisi. İyi oyuncu, popüler adam, saygın adam, sevilen adam. Tiyatro sahnesine uzun yıllar ara vermiş adam. Yeniden sahneye dönen adam Oktay Kaynarca, kim deli, kim akıllı diye sorarak konuğumuz oluyor. Tuğba Ünsal, ailemizin kızı, ailemizin şirin kızı, ailemizin sevilen kızı, ailemizin sevilen şirin kızı. Oyunculuğuyla özendiren, güzelliğiyle imrendiren, yaptığı işlerle her zaman ses getiren samimi oyuncu Tuğba Ünsal, kafesten bir kuş uçtu diyerek konuğumuz oluyor. Selen Uçer, yüksek oyunculuk olsa da lisansı kimya olduğundan oyuncunun kimyasını çözen, Amerikan rüyası diye oyun yazıp bir de bunu Broadway'de sahneleten, sinemanın, televizyonun ve tiyatro sahnesinin başarılı kadın oyuncusu Selen Uçer, ben buraya poz vermeye geldim diyerek konuğumuz oluyor. Keburg Türker, mühendislik ve mimarlık akademisinde umduğunu bulamayan, mutluluğu iki kalas bir heveste arayan, iki kalas bir heves derken tiyatro sahnesinde, televizyon ekranında ve sinemada başarılı işler yapan Keburg Türker bu akşam sahneden konuğumuz oluyor. Şarabes! Bu akşam performans alanımızın sahibi olan Şarabes, kendileri yine aynı adı taşıyan Şarabes kalbimiyle konuğumuz olurken, Şarabes'in performansıyla Burada Laf Çok başlıyor! Derman sende, aşk bende, ver.
haberi benden etse de, dünyada hayat bitse de, yine ölümsüz aşk bende. İstemem ayrılık, boynumu büksün. İstemem aşkıma leke sürülsün. Ben rüyamda bile yalnız seni sevdim. İstemem baharda yaprak dökülsün. Aşkın alevse hasretin bir kor. Senin yokluğunu kalbime sor. Dünyaya seninle gelmiş gibiyim. Sensiz yaşamayı düşünmek çok zor. Hoş geldiniz efendim. Yani haftanın ilk pazartesi günü birlikteyiz. İşitme engelliler için Türkiye'nin ilklerinde bir ödül aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün katılamadım sağlık nedeniyle. Sayın Oktay Karnacı, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağlık durumunuzun çok iyi olmadığını duyduk. Hafta sonu bayağı bir bozmuşsunuz anladığım kadarıyla. Öyle mi yapmış mı? Öyle diyorlar. Ben izleyenlerin yalancısıyım. Ya benim değil ama arkadaşımızın gerçekten sağlık durumuyla ilgili çok... Bir geçmiş olsun. Gerçekten daha ilk temsilde ilk şeyi verdik, fireyi verdik galiba. Ne oldu? Evet, yani şimdi oyunu biliyorsunuz. Orada Race Brom'da rolünü oynayan arkadaşımız Galip Savaş. Galip. Mikrofonunda sıkıntı. Galip Erdal. Eyvah ya. Pot kırdı. Galip Erdal. Tamam duyulmadı işte. Bak, çok güzel. Galip Erdal, affedersiniz. Gürdal diye bir arkadaşım var. Ben de onunla çok benzetirim de ruhu şad olsun. Ona da gitmiş oldu. Çok da yakın ortak arkadaşımızdır. Neyse, Galip ya Brom'dun oynuyor. Bu akşam oynuyor. Da beraber olacaktık burada. Buraya gelecekti hatta. Brom'dun bayağı iri bir adam rol gereği. Tabii bir takım şeylerden dolayı işte o hani hilelerle biz onun boyunu yükseltiyoruz o yüksek ayakkabılarla. Ve onlarla yürümek ya gayet zor. Çok zor. Bütün bir oyun o kadar güzel bir performans sergiledi ki ve bunu çok kısa süre içerisinde yaptı. Bir takım işte sebeplerden dolayı son anda hazırlandı role. O kadar da güzel yaptı ki. Fakat nazar değdi diyorum ben ona. Topuklu giydirmişsin adama. Topuk, nazar ama topuk da öyle topuk değil. Bu kadar yani. Mesut bildiğin gibi. Evet, takoz topuk.
Onların üzerinde yürü 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 bir yere kadar. Benim sesim geliyor mu, bunu kullanmak zorunda mıyım? Bırakayım mı? Şimdi sıradaki şarkıyı sevip tamam. De kavuşamayanlar için söyleyeceksiniz eğer. Evet. Finalde, benim gözlerim kapalı finalde bir ses duydum. Çünkü o sırada o topukla ayağa dönmüş. Of. Biz kurtuldu zannettik. Fakat o can havliyle yukarı çıkması gereken bir 3-4 basamak var. Oraya kadar çıkmış. Oradan inmesi gerekiyor. İnememiş. Fakat oyunculuk öyle bir şey ki, öyle enteresan bir şey ki, orada inemezse oyun bitmiyor. Ve kendisini oradan aşağı atmış. Pencereden arkaya doğru aşağıya atmış kendisini. Şimdi bu çok... o kadar enteresan bir iş ki. Yine mi mikrofon kardeşim? Ama benim suçum değil. Suçunuz tamam, yani. Ben bunu Allah gönüllü Allah. Olarak yapabilirim. Ben ne yapabilirim yani? Şimdi bu konuşmamı bitirip zaten yanınıza geliyorum mikrofonu düzeltin diye. Çok yakışıyor eline ya. Oyun çok, bitti. Çok tatlı oldu. Oyun bitti, ne oluyor dedim ben. Koşa koşa arka tarafa gittim, ne oluyor diye. İşte burkuldu falan filan. Biz burkuldu zannediyoruz. Yarım saat sonra haber geldi ki iki yerden ayağı kırık. Allah. Büyük geçmiş olsun ya. Evet, yani bu akşam ederim. Aslında aramızda olacaktı. Evet, evet. Kendisine buradan olacağız. Geçmiş olsun diyoruz. Evet. Tabii bu kötü haberdi ama iyi haberdi. Gelen eleştiriler olması lazım. Anladım. Yani benim oyna. Okuduğum kadarıyla güzel bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Ben çünkü çok telaşlıydım işte. Yani sürekli konuşuyoruz. 20 sene sonra tiyatro yapmaya karar verdim. Hı-hı. 20 sene sonra çok zor bir oyun. Hakikaten öyle böyle bir şey değil. Yani girip seyrettiğinde anlayacaksın ne demek istediğimizi. Yani biz Kevok ne kadardır prova yapıyoruz? 3 aya yaklaştık. 3 aya yakla. Her gün provaya gittim ben sabah. Hı-hı. Akşam, sabah, akşam her gün provaya gittim. Yüzümüzün akıyla çıkalım şu işin içerisinden diye. Hakikaten çok önemli bir iş yaptığımızı da düşünüyorum ama yani seyirciyle eğer buluşuyorsa ve seyirci bizim emeğimizin karşılığını orada görüyorsa ve oradan hoşnut çıkıyorsa bundan büyük ödül olamaz. Müthiş. İyi başladık. Devam edelim Tuğba'dan. Tuğba sen neler hissediyorsun? Senin süper. Mikrofonun çalışıyor galiba. Yani olayımız Oktay'la. Oktay Bey'i gönderiyoruz size. Buyurun. Guguk kuşu. Görüşürüz Oktay. Öpüyorum seni. Zaten 2,5 ay boyunca her gün beraberdik. Gidebilir artık, ayrılabiliriz. çok güzel bir oyun. Guguk kuşu, kafesten bir kuş uçtu oyunumuzun adı. Ve gerçekten yani müthiş bir disiplinle hepimiz çalıştık. Şakir Gürzumar yönetimindeydik. Disiplinindeydik. filmi dünyada olay yaratmış ve böyle dünya sinemasında korunması gereken ilk 100 eser arasında ve bu kadar Cekli önemli bir oynuyordu, değil mi? Evet, önemli bir filmin tiyatrosunu yapıyor olmak müthiş bir sorumluluktu ve hani elimizden geleni Oktay, yaptık. Galada da çok güzel öyle alkış aldığımız zaman bütün şeyler bitti yani yorgunluklar. Yok, çok da tatlı. Sen böyle sürekli gülerek mi yaşıyorsun? Yani öyle kişisel bir merak. Adama bak. Ne yapabilirim arayı bulmak için? Evet, bu o asık. Şu somurtkan adamı. Şey. Yiğit ve yank yardımcısı asık da olması değil. Lazım. Asık da değil. O. Hayır. Asık da değil. Arkadaşım şey biraz böyle. Asabi. Ağır. Ağır abi. Ağır abi. Ama öyle bir şey. Ne söylüyorsun ona ya? Hayır, gıcık oluyor diye söylüyorum. Ya bana bu hiç ağır abi laf niye kaldı sana? Çok sıkıldım ama ya. Bayağı bir üzerinde kaldı abi. Ağır abi değilim ya. Ben çok eğlenceli bir adamımdır ya. Bunu kim uyduruyor bilmiyorum ki. Bilmiyorum ki abi, ben de vallahi bir üzerine yapıştı kaldı ya. Ne gerek? Sen de tanıyorsun beni. Ağır abi miyim? Hayır, delisin artık yani. Deliliğe vuracaksın bundan sonra abi. Guguk kuşsun ya. Babaannemin öyle bir lafı vardır. Çok severim onu. Adını deliye... Çalıya vur git. Yürü. Aynen öyle, aynen öyle. Oyun boyunca o kadar çok gülüyor ki. Premiyerde bir arkadaşım şey dedi. O kadar gülme enerjisini başından sonuna 2,5 saat boyunca nasıl buluyor Oktay Kaynarca? Ne içiyor? Hiç. Su içerek çıkıyor. Gayet güzel. Abi ne içer insan ya? 2,5 saatlik oyun. Ya mutlusunuz siz, anladım. Evet, Serhan Uçar, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de bir oyununuzla geldiniz ama ya ben başka şeylerde konuşmak isterim. Böyle Hollywood anıları bilmem ne falan filan. Hollywood anıları. Tamam, onlardan başlayalım o zaman. Hollywood anıları ve ben. Yani herkesin mesela Hollywood'da sahneye bir şeyler koyan herkesin bir marmetlik geçmişi vardır. Hollywood, doğru mu söylüyorum? Yok. Broadway mi diyorum? New York'ta, doğrusu, off New York'ta. Of Broadway bir yerde ama yıllar oldu. Hani siz öyle bahsedince aklıma geldi. Ha, bayağı 10 yıl oldu. Ha, öyle bir şey yaşanmamış mı kabul ediyoruz? Yok. Aslında yani, Amerika yoktu. Yok, vardı. İşte 3,5 sene kaldım orada. Orada bir off Broadway tiyatroda sahneye çıktım, bir şeyler yaptım. Ama 10 sene oldu. 10 sene oldu. Çok havalı. Yok. Yani tatile gitmeyi özlüyorum. Ne özleyeceğim Allah Allah ya. Herkes yapabilir bunu. Herkes yapabilir. Kevork abi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizim mahallenin abisi olarak sizi ağır bir şekilde ağırlamak isterim. Guguk kuşu içerisinde siz de varsınız. Keyifli de bir şey. 3 ay böyle hazırlanmış bir oyun. Herhalde kolay değil. Sesçi arkadaşımız da geldi. Abicim neydi ismin?
Emra, hoş geldin. Emra, sana da bir iki sorum olacak. sonuç itibariyle bu bir takım işi tabii. Yani biz takım olarak ağırlayacaktık. Yalnız takımda fireler oldu bu akşam. Olsun. Takım oldukça geniş. 150'yi orada. 20 küsür kişi galiba, evet. Değil mi ya? Bakın, yani böyle hani, evet, bilmem ne, evet, dev, evet, kadro diye, evet, duyulan. Kayhan Yıldızoğlu gibi bir abide var. En üst yani. Evet. Deniz Uğur var. Ve var Deniz Uğur var. Var. Levent Can var. Levent Can var. Genç, çok genç, genç arkadaşlarımız var. Genç 19 yaşında. Var. Yani 5-6 jenerasyon aynı anda sahnede. Baba, kim gazladı sizi ya? Bu kadar adamı bir araya getirmek. Beni kim itti demiş ya bir tanesi. Evet hani ya. Yani. Kim itti ne yapayım yani? Şimdi öyle bir şey var ama Kerem Alışık'ta, yani Sadra Alışık Kültür Merkezi'nin böyle bir deliliği var. Şimdi özel tiyatrolar ne zorluklarda çalışıyor hepimiz biliyoruz. Bir bakıyorum. Şu anda oynanan 6 oyun var. Yani Sadra Alışık Kültür Merkezi'nin bu sezon perde açtığı bir tanesi çocuk oyunu, 5 tanesi işte Kafkas Tebeşir Dairesi, Ayrılık, Yatak Odası Diyalogları, Market ve Guguk Kuşu. 5. Bir tane de Lafont. Aslında yani. Repertuar tiyatrosu gibi bir şey oldu. Yani Nurlar İçinde Yatsın Çolpan Ablam bizle beraber olsaydı bu sezon Sonbaharı Beklerken de devam edecekti. Yedi. Yani böyle bir deliliği var onun. Bayağı sende bir delilik var mıdır abi? Delilerle çok düşüp kalkınca ya gençlerden enerji alıyorum. En güzeli o işte. Kadronun güzelliği o. Gençlerimiz canavar gibi. Sadalık Kültür Merkezi'nden yetişmişler. Oktay da onlardan biri tabii. Genç, böyle yetenekli. Yanımızda hepsi onlar kadar deli oldu bu düşünüyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor benim. Ya bu ya. 20 sene meselesine geleceğiz birazdan. Şarabeski'ye de bir hoş geldiniz diyelim. Çok, merhaba, tatlı başladınız. Gayet keyifli başladınız. Çok teşekkür ederiz. Başlanabilen en şeyle. Çok genç bir grubuz galiba. Çok genç. Üniversite yani grubusunuz. 20'li yaşların henüz başındayız. 20'li yaşların henüz başında tanıştınız. Evet. Anladığım kadarıyla hepiniz. Evet. hatta en küçüğümüz Necip. O da 23. 24'e yaklaşık. Kardeşim hoş geldin. Bir şey söyleyeceğim. Çok enteresan da bir isminiz var. Hani telaffuzundan acaba şey ceza yer miyiz diye düşünüyorum ama. Şöyle diyelim. Şrabes diyeyim ben. Aşkın şarabı diye. Ha, oradan vursak tabii, güzel oldu. Bak tabii, güzel tabii, çıktık. Tabii. Büyük kurtardınız. Yani, daha önce canlı yayına katıldınız yani, mı? Ben size program kurtaran aslan diyebilirim yani şu anda. Bu şekilde canlı yayına katılmadık. Canlı konser kayıtlarımız oldu ama ilk defa aslında katılıyoruz. Biraz heyecanlıyız ama yine de biz bizeyiz burada. Bu evet. İkincisi, aşmaya nasıl, çalışıyoruz. Mesele nasıl kuruldu yani? Nasıl bir araya geldiniz? Ne oluyor yani? Şimdi ben biraz konuşmak istiyorum. Lütfen, fark ettim onu. Beyefendiler de SS dinliyorlar. Buyurun. Genelde çünkü Necip'e söz veriyoruz. Yani Necip'le ikimiz konuşuyoruz. Bu akşam ben konuşacağım. Kusura bakma. Üst kere. Yani yüksek. Şarabesk, yüksek. Hemen böyle kısaca toparlayayım. Şarabesk 4 yıl önce kurulmuş. Performans için kurulmuş bir grup. Evet. Şarabesk'in isim babası çok değerli oyuncu Rıza Sönmez. Başka bir solistle başlıyor Şarabesk, hı hı, performans hayatına. Sonra benimle tanışıyor. Aslında soliste ne oluyor? İsmini şimdi ben hatırlamıyorum ama çok değerli. O da çok arkadaşlarım birlikte Dilek çalıştı. Kavral. Dilek Kabral. O da çok. İsmini hatırlamıyorsun. Evet, çok. Ya, o da çok değerli. Meseleler. İsmini hatırlamıyorum. Çok istiyordum. O da çok değerli bir arkadaşımız. Daha sonra Şarabesk'i artık albüme dönüştürelim diyor arkadaşlar, hı-hı, ve bir araya geliyoruz. Zaten çoğumuz çok eski, yani 15-20 yıllık arkadaşız, hı-hı, ve Şarabesk ortaya çıkıyor. 2 yıl önce albüme girdik. 1,5 yıl albüm sürdü, albüm kayıtları sürdü. 2 yıl biraz uzun değil mi ya? Yani sanki hani? Biz böyle rahat rahat. Geniş, ismin de verdiği ferahlıkla diyorsunuz. Evet evet. Geniş, evet, geniş çalıştık. Çok güzel, yani çok içimize sinen bir iş oldu. Gerçekten ismini taşıyan bir iş oldu. Hepimizin ruhunda da bu aşkın şarabı durumunda haller var. O yüzden içimize sinen bir iş oldu. İnşallah bizi dinleyenler de beğenir. Eyvallah. Bizi konuk ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederiz. Estağfurullah ya, olur mu öyle şey? Yani biz hani hakikaten farklı müzik türlerini bir araya getiren galiba yegane program olduk. Yani bir Kral TV tadı olmasa bile bir TRT müzikle bilmem ne, yani aslında burada Laf Çok Müzik diye bir kanal kursak olabilir yani. Evet, hakikaten biz her gün geliriz zaten o kanala. Siz her gün bekleriz sizi yani, böyle ücretsiz gelecekseniz. Geliriz. Eyvallah, peki. Ya yenge demişken, yenge ne haber? Her şey yolunda mı? Her
Her şey çok iyi. Her şey iyi. Bizim kanalın yengesi aslında. Tabii canım ya, bildiğin yenge yani. Bu bay gelince yenge ne haber yapıyoruz aramızda. Ben de yengeyle geçeceğim dedim. Teşekkür yani. Her şey yolundaysa ne mutlu ya. Yani evet. Gerçekten. Geçtiğimiz her... günlerde de kocam buradaydı. Ben de izledim yayını. Çok şekerdi. Kocan bizde her gün neredeyse yayın yapıyor hafta içinde ya. Ne yalan söyleyeyim, o kadar başladığından beri doğru dürüst izleyemiyorum. Çünkü tam çocukları uyutma vaktinde çıkıyor. Yani ben hani çocuk mu uyutayım, onu mu izleyeyim? Bir ya bazen kaydediyorum. Öğretirsen bir, o senin galını izledi mi? O da galaya gelemedi. İş dolayısıyla evet, yurt dışındaydı. Ya işte böyle dertler var biliyor musun? İşte ama en Allah başka yani. Dert vermesin ya. Tabii canım, seni uzaktan sevmek kaçlarının en güzeldir yani. Ama müthiş destek. Gelmesi gerek yok. Her gün provalar süresince yaşadığım her şeyde böyle omzuna yaslanıp ağladığım bir eşim var. Daha ne olsun? Şöyle bir adam olamadık arkadaş ya. Olmam mümkün değil. Olamadık dedim. Mesut, olamadık de, olamadım demedim. Olamadık dedim. Olamadık. Yok, olamadık ben oldum abi. Ben şey, Tuğba'nın şeyi kulağa ne astın öyle, kurban olayım ben sana ya. Çok tatlı değil mi küpem? Çok tatlı küpem. Küpem kaç kilo? Yok o çok hafif aslında, öyle görünüyor ama. Ya bir kulak bildiğim böyle şey ya, yani dünyanın ekseni gibi 12 santim kaymış. Çok pahalı, bir dünya para verdim. Ne olur güzel şeyler söyleyin. Güzel, hala güzel. Kalbimde bak. Kim kandırdı bunu? Kim sattı sana? Bir kere onun ismini. Her kulak taşıyamaz bu küpeyi. Her güzel bence. Hiç emin ederim ha, böyle kulak lazım. Modelle ilgili sorumluluğum var Tuğba dediler, ekrana çıkarken dikkat et dediler. Dedim ki tamam. Trendler böyle yaratılıyor dediler. Tek küpeyi tak, diğerini sakla diye böyle çıktı. Anneciğim ya, biz küpeyi başka bir şey olarak aldık. O bilgi ne Eyfel Kulesi'ni ters. Tersinden takmış adamca. Ama güzel, gayet güzel yakışmışlar. Hoş, yeni bir şey mi bu? Ha? Yeni bir şey mi yani, yeni bir trend mi bu? Bilmem yani, olursa ne güzel olur. Sen başlatırsan olacak. Sizin var mıdır Oktay Bey böyle aksesuar şeyiniz? Çok göstereyim mi? Nerenize takıyorsunuz aksesuarı? Abi şaka oyuna yani. Gelirseniz eğer. Emin çok misin? Güzel aksesuarları yani, var mesela. İçsel aksesuarları var Mesut Bey. Bayağı bildiğiniz. Tabii ki premierimize gelen herkes onun iç dünyasına tedir oldular yani. Yo abi, radyolog mu o adamlar yani? Ne gösteriyorsunuz oyunda, çok özür dilerim de. Oyuna gelince görürsün. Ya bir kızardın sen. Vallahi ben bir andan bir gözümün önüne geldik. Bir şey söyleyeceğim Oktay, şaka bir yana. 20 yıl önce derin bir soluk al. Avni evet. Dilligil ödülünü alıyorsun. Ondan sonra ve tiyatroyu bırakıyorsun. Bırakıyorum abi. Evet. Çok enteresan bu. Zirvede bırakma meselesi mi? Yok, hayır, alakası yok. Çünkü nedir? Yani o zaman televizyonların, özel televizyonların hayata yeni geçme dönemi. Biz de o zaman işte hani çok o anlamda iş yapacak adamlardan bir tanesiyiz. Öyle gözüküyor en azından. O kadar hızlı başladı ki her şey. İşte televizyon dizileri, seslendirme, sunuculuk, bir sürü şey neyse. Fakat işte tiyatroya vakit bulamaz hale geldik. Çünkü hı hı. Tiyatro hakikaten şimdi de öyle, o zaman da öyle olmuştu. Hı hı. Büyük özveriyle yapılan bir şey. O yüzden nerede bir tiyatro oyuncusu görürseniz gerçekten saygı duymalısınız. Çünkü yani birçok şeyden vazgeçmiş ve o işi yapıyordur anlamına geliyor bu. Ben bunu bir kere daha yaşadım, yaşıyorum şu anda. Ama hep söylerim, özellikle oyuncuların, gerçekten hani oyuncu dediklerimizin bileylenme yeridir tiyatro. Zaman zaman dönüp tiyatro yapmalıyız. Tiyatro yapmak zorundayız çünkü orası bizim bileylenme yerimizdir diye düşünürüm ben hep. Hep bunu da söylemişimdir. İşte galiba şu anda onun keyfini yaşıyorum. Yeni başladık. Evet, bir iki talihsizlik oldu ama galiba her şeyde bir hayır var demek ki, fayda var. Evet. Ama ben yaptığım işten çok memnunum. Arkadaşlarımla böyle bir şeyi paylaşmaktan çok memnunum. Çok çok güzel bir ekiple çalışıyoruz. Çok önemli bir sahne paylaşıyoruz. Özellikle bir özel tiyatronun göze alamayacağı derecede büyük bir prodüksiyon yapıldı. Yani devlet tiyatrolarının veya şehir tiyatrolarının yapabileceği ölçüde bir şey yapılıyor. Evet ya, onu tartışmıştık geçen de, ödenekli tiyatroyla baş edebilmek mümkün değil tabii. Maalesef öyle bir durum var. Ve bununla baş etmeye çalışan bir tiyatroyla birlikteyiz. Biraz evvel Kevok bir sürü şey anlattı tiyatroyla ilgili, önemli şeyler söyledi ama bence güzel taraflarından bir tanesi de şu, o da yine bana denk geldi. Ben onu da çok seviyorum. O durumu da çok seviyorum. Sadri Alışık tiyatrosuydu. Biliyorsunuz tiyatronun adı ve okulun adı da değişti. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan tiyatrosu oldu. Bu adla ilk defa oynanan, ya bu oyun, bu tiyatronun ilk oyunu. Sen Bismillah yeni isimle çıktın. Evet, böyle bir şeyle ilk defa çıktık. Bana nasip oldu. İkisini de çok severdim. Hatta işte Sadri abiyle son filminde beraber olduk. Onda da birlikte ödül almıştık hatta. Bana nasip oldu böyle bir şey. Bu oyunun da çok hakikaten
bu oyunu seyredip keyif alacak kitlelere ulaşacağına da inanıyorum. Sen filmi izleyip mi yoksa oyunu... Ya filmi ben çok eskiden seyretmiştim. Çok tabii yani hani 70'li 80'li seneler. Özellikle bu fikir ortaya çıkınca, benim bu rolü oynayacağım ortaya çıkınca ve bu işle ilgili el sıkışınca geriye dönüp filmi bir daha seyretmek istemedim özellikle. Hiç istemedim. Dedim ki yani bu sefer de etkilenmek kötü bir şey. Evet. Bu benim içimdeki McMurphy olsun, benim çıkardığım bir şey olsun. Bir şeyden etkilenmek bazen taklit etmeyi de getirebilir. Ben de öyle şeylerden hoşlanmıyorum, çok hoşuma gitmiyor. Benim yapabildiğim bir şey ne varsa onu ortaya çıkarmaya çalışayım dedim. Yani hiç bakmadım, seyretmedim de. Tabii 20 yıllık aradan bahsediyoruz. Zihni abi, Perşembe günü Zihni Göktaş senin oturduğun yerdeydi. Dedi ki, tiyatro ekmeği sana getirir. Ama işte dizilerde ekmeğin içine köfteyi koyar. Yani hani köfte... Enteresan bir tanımlamaymış. Ya çok da hoşuma da gitti bir yandan. Sen dizilerle mesela bir şey verdin şimdi, bir mesafe koydun. Ya bir takım bu mesafeler, tiyatroya dönüş, bir şeyin ipucu mu... Biraz ipucu. Aslında çok doğru bir soru sordun. Çok sevindim bu soruyu sormana. Şimdi maalesef şöyle bir algı biçimi var. Bizler televizyonlarda oynadığımız rollerle özdeşleştiriliyoruz ve biraz evvel senin esprisini yaptığın o ağır abi şeyleri falan da gündeme geliyor. Ve biz kendimizi ifade etmekte, kendimizi anlatabilmekte, kendimizi tanımlamakla ilgili bir sürü problem yaşıyoruz. Aslında arkadaşlar... Şundan lütfen emin olun diye bas bas bağırmamıza rağmen tam tersi oluyor. Yani bu bir roldür. Biz bu ceketi çıkarırız, oraya asarız. O rol orada kalır ve dışarıya Oktay Kaynarca, Tuğba olarak, Kevork abi olarak çıkarız dışarıya. Neyse. Bunun aksi deliliktir zaten. Mümkün değil. Yani o adam olarak nasıl yaşayabilirsin? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil. Şimdi aslında... Şöyle bir durum var, şöyle bir handikap var. Sırtımıza bir takım şeyler yapıştırılıyor, bir takım böyle etiketler, yaftalar yapıştırılıyor ve biz de doğrusu cesaret edemiyoruz onun dışında başka bir şey oynamaya. Ben mesela bu ünlü Kurtlar Vadisi'nden sonra mümkün olduğu kadar bu algıyı kırmaya çalışan çok iş yapmaya çalıştım. Bir sürü şey dedin, doğru. Evet, birçok şey yaptım. Şimdi mesela çok uzun süredir cesaret edemediğim bir şeyi muhtemelen bu tiyatro oyununun bana verdiği özgüvenle yapacağım. Nedir o? Bu bir sır şimdilik ama yani hakikaten herkesi çok şaşırtacak bir şey olacak bu. Muhtemelen buradan o cesareti alıp oraya çıkacağım. Güzel. Yani bunu biraz moral depolamak, biraz da enerji için. Yani aynen. Bir aynen. Enerji içi olarak düşünmek lazım. Evet. Şeyine gelmek istiyorum. Çok güzel bir laf ettin. Ya biz o ceketi bırakırız, asarız oraya ve gideriz. Evet. Fakat o ceketi oradan mesela senin izleyicin alıyor ve giyiyor. Çok da enteresan bir durum bu. Ama şimdi bu tabii bu bizimle ilgili bir şey değil. Hep şöyle bir kavram var. Ben buna inanmıyorum. Yani işte sanatçı ahlakı, sanatçı düzgün hayatı, sanatçı işte olması gerekeni, fazileti, doğruyu, erdemi göstermelidir. Hayır, böyle bir şey yok. Bu yalan. Sanatçı sanatı istediği özgürlükte yapmak zorundadır ki sanat olsun. Biz eğitim çalışması yapmayız. Biz özgür bir alanda istediğimiz her şeyi istediğimiz açıdan anlatmalıyız. Biz örneğin Hitler'i öyle bir anlatabiliriz ki Hitler'i siz o bakış açısıyla baktığınızda Hitler'e inanabilirsiniz. Ama Hitler kötü bir adamdır. Ama öyle bir yerinde öyle bir parantez açarız ki Hitler'in sonuçta kötü bir adam olduğunu anlatabiliriz. Yani ama Hitler'i sevdirebilirim ben size. Benim işim bu. Beni ikna etmek aslında. Evet, benim işim bu. Yani dışarıya çıkıp ben size evet arkadaşlar şimdi başka birini oynayacağım ve ben bu adamı size inandıracağım demek. Benim işim bu. Doğruyu, fazileti, erdemi, olması gerekeni anlatmak değil. Anladım. Tuba, siz ne düşünüyorsunuz? Katılıyorum. Güzel girdi. Altına imza atarım. Çok güzel, altına imza atarım. Selen, sen ne düşünüyorsun? Düşünüyorum. Çünkü hani... Neyle ilgili? Soruyu bir daha alabilir miyim? Oktay çok güzel oyuncunun tanımını anla. Yani tanımını yaptı. Senin kafandaki oyuncu tanımı nedir mesela? Oyuncu oynadığı yani bir oyuncunun oynadığı bir rolle özdeşleşmesi özellikle televizyon işlerinden sonra olabiliyor tabii ama çok tabii ki katılıyorum. Ya hayırlı bir şey değil herhalde. Hastalık yani mümkün mü öyle bir şey? Orada başka bir şey oynuyorsun. O birinde başka bir şey oynuyorsun. Şu tarafından bahsedebilirim. Bir rol oynadıktan sonra hani benim tecrübem sizler kadar olmasa da hep aynı tür roller geliyor ya mesela. Ben de mesela bunun tersini hep yapmaya çalıştım. İlla aynı tür rolü kabul etmeyip bir önceki oynadığımdan en farklı, en öbür tarafa giden role devam etmek istedim. Oysa hani daha
şu tür rollerin insanı gibi bir şeyle ilerliyor bazen sistem. Oysa doğru. Oyuncu dediğin farklı dönüşebilendir. Ya da şöyle bir şeyden bahsedeyim. Şehirli bir kadınım mesela. Neden bir Anadolu kadını rolü oynamayayım gibi yanlış klişeler de var. Oysa oyuncu dönüşür. Benim gerçek hayatımda ne yaptığım, nasıl yaşadığım o benim kendi ya şeyim. Senin şehirli kadın olduğun bizi hiç alakası yok şey. Ama ben birden Urfalı bir bambaşka bir rol için tabii onun için çalışıp dönüşüp bütün vücudunla o tarafa geçip onu oynayabilirsin. Ama işte özellikle televizyon izleyicisi yavaş yavaş anlıyor belki bu durumu. Bir fotoğraf karesine kaç hayat sığabilir sence? Bir efendim. Fotoğraf karesine kaç hayat sığdırabilirsin sen? Bir montaja bağlı. Tabii canım yani şeye bağlı, ölçülerine bağlı. Bayağı sığabilirsin. Bayağı bir sığabilirsin. 8, 10, 15. Anlamam. Piksel, hani niye bunu sorduğumda yani şeyden yani son oynadığınız oyundan hareketle böyle bir alttan ha, bir şey gelin. Ben o, bir de oyundan geldim ben hep bugün. Hep üst metin. Oyun vardı hiç. Ha kafa gitti sende. Güzel tamam. Kaç tane mis yaptınız? Ha? Kaç mis yaptınız? İki. Mis fena değildir. Fena nedir? Tiyatroda mesela manyak eden mis sayısı mis tekrar alkışlanma anlamına geliyor. Nedir yani? Vallahi biz cam oynarken bayağı çıkardık üst üste. Mis dediğiniz o değil mi? Evet. Bayağı üst üste böyle halaya duruyorsunuz tabii, ya ondan evet. Sonra. Tabii evet. Bir sahneden çıkmazdık. Bu oyunda da ara sıra Esra Dermancıoğlu ile evet, oynuyorum. O da buradaydı zaten birkaç hafta önce. Onu bazen Esra hadi gidiyoruz diye çekiyoruz. Esra yok şimdi eve gideceğim ya. Çekmeyin bana bis gelmeyin böyle. İyi vallahi. Öyle. Güzel evet. Bir şey ama seyircinin şimdi biraz evvel sorduğun evet. Sorunun aslında biraz bizim ülkemizde yani aslında yaşadığımız coğrafyayla da çok ilgisi var. Özellikle tiyatronun geçmişten beri hayatında çok eskiden beri var olan toplumlarda bu tür şeyler aslında çok görülmüyor. Oyuncuyu oynadığı rolle özdeşleştirmek ve sokakta onu öyle görmek gibi bir şey. Hani Batı toplumlarında tiyatroyla büyümüş, geçmişinde tiyatro olan, geçmişinde işte aslında hani televizyonu, sinemayı keşfeden toplumlarda bu kadar çok bu bizim yaşadığımız şeyler yaşanmıyor. Çünkü onlar için o sanatçının oynadığı rol oradaki performansı onlar için önemli ama onun arkasından oynadığı başka bir rolde onlar için makbul. Mesela bizim çok onların evlerine canlarına yapıştırdığı, sardıkları evlerinden birisi gibi gördükleri bir kahramanı oynayıp ardından çok alakasız birini oynamak bizim toplumumuzda hayal kırıklığı yaratıyor. Ama onlar da yaratmıyor. Yani yurt dışında işte Avrupa'da, Amerika'da bu kültürle büyümüş ve yoğrulmuş birkaç kuşak yoğrulmuş toplumlarda bu sorun değil. Bunları konuşmuyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Biz konuşuyoruz yani, bunları. Türkiye'de evet, kesinlikle. Türkiye'de bu seçme ve seçilme durumu var. Bu dediğimiz hani bir Avrupa sineması ya da dünyayı konuşuyorsak audition denilen seçmeler var ve bir rol için seçme açılıyor ve aklınıza gelebilecek bütün ünlü şahsiyetler o rolü istiyorsa eğer ve bileğine de güveniyorsa giriyor. İşte Nicole Kidman'ın, Virginia Woolf'un hayatını anlatan kitapta, filmde rolü alma hikayesi mesela çok ilginç. Audition'a mı girmiş? Audition'a giriyor ve ona teklif gelmiyor ve yapabileceğini düşünmüyorlar. Ama bizim sektörümüzde maalesef şöyle bir şey var. Mesela en son ne zaman audition'a girdin? Girmedim. Hiç. Çünkü audition'a girmek oyuncu için bir utanç verici ve biraz hafif bir durum. Yeniden sınava tabi. Evet yani ben audition'a yani çok oyuncu arkadaşımda bu durum var. En son ne zaman girdin? Ben hep giriyorum. Gerçekten yani benim hani ajansım böyle ortalama iyi bütün işlerin senaryolarını barındıran bir ajanstır. Ve çünkü dediği gibi yani bir yönetmenin bir yapımcının aklına siz bir önceki karakterle kalıyorsunuz ve o tarz roller geliyor sonraki sezonda. Ama halbuki sen yapabileceğine inanıyorsan eğer girersin ve o rolü alırsın. Ama bize o rolü alma aşamasında da biraz sorun var. Bence sana sen sıkıntı görülen... yok. Sen çünkü çok multifonksiyonel olduğunu kendin de kabul ediyorsun. Yani sana bir rolün yapışıp kalması mümkün değil herhalde. Ama bu dünyada da bunun örnekleri şöyle var. Şimdi biraz evvel senin verdiğin örneklerden bir tanesi en güzel örnek benim bildiğim eğer doğruysa benim dinlediğim hikaye şu. Godfather çekilecek ve işte yani Corleone yok hala. Bir Corleone arıyorlar. Ne diyorsun ya? Tabii, daha bulamamışlar. Tabii. Ve bu Corleone aranıyor ve hiç yani daha teklif gitmemiş ve Marlon Brando Corleone olarak gidiyor.
evet buyurun diyor. Hemen orada bir audition çektiriyor ve çıkıyor gidiyor. Ve rolü alıyor. Pamukları koyuyor mu evet, buraya? Evet, o pamuklarla gidiyor. Evet. O pamuklarla gidiyor. Kendisi gidiyor alıyor yani. İstiyor. Orada. Demek ki doğru. Yani böyle yani. Böyle de bir durum var. Belki orada... Şöyle bir şey var. Söyle bana be Kevork abi. Kurma ben de söyleyeyim. Ver be abi. Söyle be. Söyle be Kevork. Oyun gelip seyreden kas direktörü kaç kişi var? Çok bu çok iyi. Gelip bu çok bravo. Televizyondan seçiyorlar. Televizyondan ya bırak televizyonu, magazin dergilerinden seçiyorlar. Allah aşkına. Anlatabiliyor muyum? Halbuki tiyatrolarda bütün oyuncular orada hünerlerini gösteriyor, yeteneklerini anlarsınız. Şey hepinize soracağım. Çok doğru söylüyor ki dedin ya, yani dergilerden seçiyorlar. Hakikaten mesela hani bir selebriti bir başka bir şöhret bir başka şöhretle ilişkiye girince buradaki A noktasındaki şöhretin ekstra rakamı 5'e katlıyor. Var mı böyle bir şey ya? Dünyanın neresinde var? Yani aslında şöyle bir durum var. Şimdi ne kadar gündeme gelirsen sonuçta markaların da o anlamda dikkatini çekmeye başlıyorsun. Ya da reklamların ya da reklamcıların yani reklamcı mantığının. Anladın mı? Reklamcı mantığı öyle bakıyor meseleye. Yani ne kadar çok tanınıyorsa, ne kadar çok biliniyorsa ben de onun üstüne ne koyarsam o kadar o da o çok o kadar bilinecek anlamına geliyor. Şimdi yani bu o kadar derinlere gidiyor ki televizyonun rating sistemine kadar gidebiliriz bununla ilgili konuştuğumuz şeyleri. Magazin sağlığa yararlı mıdır, zararlı magazin, mıdır? Magazin şüphesiz zararlı değil. Magazin denilen bir şey var hepimizin hayatında. Ben mesela magazin düşmanı bir olarak bir aynen adam olarak tanınırım. Benden nefret ettirirler. Oysa ben magazinin iyi bir şey olduğunu söylerim ama bunu anlamazlar. Ama düzeyli magazinin insanları gerçekten yumuşatabildiğini, yakınlaştırabildiğini, sakinleştirebildiğini, insanlarla ilgili iyi diyalog kurulabileceğini tanık olmuş adamlardan bir tanesiyim. Ve buna inanırım. Hep bunu söylerim. Nedir düzeyli magazin? Ama işte bunu bence birlikte bulacağız. Düzeyli magazin insanların evinin kapısına tekme atar gibi içine girer derecede yapılan bir şey değildir. Resmini çekerken en azından göz göze bile olsa bir onay almaktır. En azından. Bir göz geze de olsa bizde onay almaktır. Bu, Oktay? Tam tersi. Bizde tam tersi sinirlendirmek adına mesela ya burnumuza kamera sokulur ya fotoğraf makinesi sokulur. Özellikle biz sinirlenelim, biz agresif olalım ve bizim o agresif tavrımız daha çok haber olsun diye yapılır bunlar. Oysa bana dese ki çekebilir miyim? Hiçbir sakıncası yok. Tabii ki çekebilirsin. Bizim bütün derdimiz şu. Ya sen bu resmi çekerken bunu götüreceksin kendi derginde veya televizyonunda program yapacaksın. Bir süre dolduracaksın, bir yer dolduracaksın ve bu senin başarın olacak ve bundan para kazanacaksın. Yani ben sana para kazandırıyorum değil mi? Defakto evet. Doğru. O zaman bana saygı duy. Yani ben senin ekmek kapınım. Beni kızdırma diyorsun. Ya değil, sadece birbirimize saygı duyalım. Aynı gemideyiz aslında. Güzel. Tamam, bunu herhalde gidecek yere gitmiştir mesaj değil. Umarım. Ya çok makul anlattın çünkü yani ben anladım. Umarım. Demek istediğim. Kevork abi seni hiç magazinde göremiyoruz ya. Şu anda onu düşünüyorum. Şu masayı şöyle bir devirsem. Tabii canım. Yarın itibariyle her yerde maaşı. Olurum değil mi? Yarın itibariyle. Sen yarın itibaren ben yollarını öğreteceğim. Ne de olsa deliyi oynuyorum. Deli. Tabii deliyi oynuyorsun ama. Ben ceketi çıkaramadım. Ama çok güzel oynuyor ya. Geleceksin sen. Deli mi oynuyor yoksa gerçekten deliyi mi oynuyor? Müthiş bir deliyi oynuyor. Müthiş bir kompozisyon. Ya bak işte ben devirebilirim. Ben kestiremedi. Şey, kendi de oynuyor olabilir. Neden biliyor musun? Şimdi kestiremedim değil, bu deli meselesi aslında tuhaf bir şey. Kim kime göre deli? Biz bu oyuna başladığımız andan itibaren aslında bunu tartışıyoruz hep. Deli kim? Akıllı kim? Deli kim? Yani biz mi deliyiz, onlar mı deli? Veya bizim toplum dışı bıraktığımız, bizim gibi davranmalarını istediğimiz insanlar mı? Yani niye onları bizim gibi davranmaya zorluyoruz ki? Hangi onlar doğrulara göre onlara deli diyoruz? Onlar öyleler. Ne hakkın var onlara deli demeye, bir hafta yapıştırmaya? Belki onlar akıllı, ne biliyorsun? Bizde ama şey duygusu çok gelişkin ya, ötekileştirme, öteki olma falan filan. Sadece ya bizde değil, dünyada da böyle. Dünya böyle bir şey zaten. Dünya böyle bir sistem oluşturmuş. Dünya herkesi ortak bir yapı içerisinde işte bir araya getirmeye çalışmış. Bunun dışında aykırı davranmaya çalışan, farklı olmaya çalışan herkesi hemen zaptırapt altına almaya çalışıp, yaftalandırıp, etiketlendirip başka bir şeye dönüştürme, toplum dışı bırakmaya çalışmış. Onları toplum içine almak için bir sürü yolla başka şeyler denemiş. Peki sen şablonun içinde misin, dışında mısın abi? Onu bilmiyorum işte.
Sistemin tokatını yemek lazım o zaman yani. Yemedik de ya, değil ama yani. Sistemin tokatını yemeyen anlamaz mı? Yemedik de değil yani. Yemedik de değil. Doğru diyorsunuz ya bir yandan. Kevork abi sen magazinde yoksun. Niye ya? Magazinin benden haberi yok efendim. 33 yıl. Kevork bak canlı yayındayız. 33 yıllık bir insan. Kevork, magazinle bak, ne işi olur? Kevork kendi kaşındı. Canlı yayındayız. Ayağa kalk. Değil şu anda magazin, yarından itibaren bütün televizyonlarda. Allah tutacağım. Abi yarın ben senin dizini izleyeceğim gire. Sen günlük dizidesin değil mi şimdi? Günlük dizi değil abi, değil mi? Abi bu nasıl liderlik ha? Ayrıldım mı orada? Tabii. İyi, hadi geçmiş olsun. Oldu tabii provalarla bir arada götürmek. Abi, orada şu anda şeyim yaralandım, tedaviye gönderildim falan. Zor oluyor. O da çok zor bir iş. Yok yok geri dönersin orada. Yani günlük dizide yani ölsen de şey yapabiliyorsun. Dinleyebiliyorsun. Tabii tabii. Bunu sonra konuşuruz deniyor. Yani o konu 13 bölüm sonra sen geri gidiyorsun oraya. Yani bıraktığın gibi. Yani tabii tabii. Hamile de edebilirler. Öyle mi geri? Ama hedefim daha büyük işte. Buraya gelmişken masa falan devireyim diyorum. Abi, magazin dedin, şöhret dedin. Başka şeyden deviririz. Aynı mahallenin çocuklarıyız. Yani, kurtuluşluyuz değil mi? Gazı sen verdin. Ben başladım yani şimdi yani. Masa devirmişliğimiz vardır evet. Ben aynı mekanlarda devireyim. Mekan dedim ya mekan var mı? Çıkıyor musunuz böyle mekanlarda? Çıkmıyoruz. Çok şık söyledin. Olabilir. Bak yarın itibariyle her şey değişebilir. Yani şimdiye kadar evet bir yerlerde çıktık. Ama Şubat nedir? 2 Şubat'ta BKM'deymişiz. Şimdi aldım haberleri. Ya mekan derken yani böyle yekten dinleyebileceğimiz. Ya biz bu akşam atıyorum. Şerbest dinlemek istiyoruz arkadaş. Hafta sonu, cumartesi, cuma bilmem ne falan filan. Şu anda, düzenli program. Şu anda yok. Peki herkes müzisyen mi burada? Başka işler var mı? Yedek işler. Yine ben konuşacağım. Herkes müzisyen. Ben şu hemen şöyle bir kısa bir toparlamak istiyorum. Buyurun. Necip Yılgın albümün müzik yönetmeni ve aranjörlerinden. Mehmet Yöntem gitaristimiz ve aranjörlerinden. Hayır, Cem Sait Arslan Sonalı baterist ve aranjörlerinden. Yusuf Çalkan, İsmet Kızıl, Argun Erişçi grubumuza eşlik ediyor. Çok değerli müzisyen arkadaşlarım. Aranjör yok mu aralarında ya? Hepsi aranjör. Oh rahatlıyım yani, ya. Ha, 7 kişi olarak aranjörlük yapıyoruz diyorsunuz. Hepsi aranjör, hepsi hı-hı müzisyen, hepsi eski dostlarım. O yüzden ben çok şanslıyım açıkçası. Ve şunu da söylemek istiyorum. Albümde söylediğimiz eserler Türkiye'deki çok önemli bestekarların eserleri. Eyvallah. O yüzden de çok keyifliyiz, çok neden şanslıyız. Neden başka bir şey de yapabilirsiniz yani şu şeyle. Ya acayip böyle güzel böyle karakteristik yüzler var. Ya yani tiyatro da yapabilirdiniz, müzikal de yapabilirdiniz. Ben aslında Müjdat Gezen oyunculuk mezunuyum ama... Kader biliyor musun ablam? Ama oyunculuk pek ya, yani çünkü çok uzun yıllardır şarkı söylüyorum. Oyunculuk yapmadım. İşte müzikle bir aradayız. Ne oynuyoruz işte birlikte. Burası da bir oyun parkı gibi aslında. Evet. Yani. Ben biraz artık sözün Necip bir şeyler söyle. Çok incesin. Necip abi bir şey ben harika gidiyormuşum. Yani, o elindeki buzuki havası verilmiş elektrosaz mıdır abi? Yani kısaca şöyle söyleyebilirim. Buzuki dediğimiz enstrüman zaten bağlamadan türemiştir. Bozuk bağlama diyorlar değil mi ona? Evet. Bozuk üzerinden gelmiştir. Ama bu da elektro bağlama dediğimiz sazla bağlamanın çok dışında yani gerçek bağlamanın çok dışında biraz melez bir sazdır. Hı. Biraz sahne, biraz pavyon, biraz eğlence tarzı bir sazdır. Var mıdır pavyon hayatın Necip abi? Mutlaka. Olur. Şöyle günlük hayatımız olmuşsa. Her fani müzisyen bir gün tanacaktır oraya. Ya, sadece müzisyenler mi? Canım ya biz işin sanat tarafındayız. Ha, yani. Anladım. Zanaat tarafında değiliz. Anladım. Sen hangi taraftasın? Ben her taraftayım. Oo, her iki türlü de. Ben her taraftayım. Peki ayrı ayrı çalıştığınız oluyordur herhalde değil mi? Hep böyle grup halinde dolaşmıyorsunuz. Ya herkesin ayrı ayrı çalışmaları var. Hı. Yani gerek Cem kardeşim, o şu anki bataristimiz, onun da aranjörlük olarak yaptığı işler var. Mehmet Yöntem'in de aranjörlük olarak yönetmenlik yaptığı işler var. Aranızda bakkal yok mu abi? Yani hani o anlamda söylüyorum. Ya hepimiz yok. Bakkalız. Bir anlamda değil mi? Esnaf. Bir esnaflık duygusu var. Ama yani müziği seviyoruz ve 30 senedir müziğin içindeyiz. Hay maşallah diyeyim yani. Ben o kadar uzun değilim. Hay maşallah o zaman size de gerçekten. Ya ben 30'um. Öbürlerde en az 25. 30'um. Melike gerçekten. Hariç. Melike daha 5. Evet. Melike daha genç, daha yolun başında. Peki sizin son... 18'i. Öyle mi? 18. Hayırlı çok abarttılar. Olsun. Kim getirdi sizi bir arayı? Mazlum Çimen mi getirdi? Mazlum Çimen'in sevgili Mazlum Şey Burgan'la kendisini selamlıyorum. Buradan kendisine selam ediyoruz Mazlum abi. Yani, biz zaten 4 senedir... Sevgili Melike'nin söylediği gibi 4 senedir grup vardı ve herkes albüm yapıp sahne yapar. Biz 4 senelik sahneden sonra albüm yaptık.
Ama bizi toparlayacak müzik bilen, müziği anlayan bir prodüktöre ihtiyacımız vardı. O da Mazlum Çimen'di. Onun çok değerli katkılarıyla albümümüzü gerçekleştirdik. İyi bir yerden başlamışsınız abi. Kesinlikle. Mazlum abiyle başlamak. Mazlum abiyi de saygıyla selamlıyoruz burada. Selamlıyoruz burada. Ruhu şad olsun, bakar mısın böyle? Mazlum abi seni... Canım abim, uzun ömürler diliyoruz ya. Aslında kendisi balettir biliyorsun. Balet tabii canım. Ya Mazlum abi geldi bir akşam balet... Ya Türk balesini kurtarmaya çalıştık. Türk balesini kurtarmaya çalıştık ama galiba kurtarılacak durumu da yoktu. Neyse buradan böyle gösteriyoruz yandan yandan. Oktay şey devam edelim. Yani tiyatro sahnesi bu durumda bir Kürtçü dükkanı oluyor. Kabul edilir evet, mi? Doğru, her oyuncu doğru, için oluyor. Şüphesiz, ve tabii. Fakat bazı oyuncular artık diyor ki yani arkadaş vakit bulamıyorum. Yani sinema çalışmam var. İşte efendim söyleyeyim. Tamam, aynı şeyi ben söylüyorum. Var, işte 20 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Abicim 20 yıldır senin sadece bu çalışmalar mı tuttu? Yani işte evet. Senin... Arada girmez miydin bir yere? Yok hakikaten öyle olmuyor ya. Çünkü peş peşe o kadar çok şey yükleniyor ki sırtına. Yani bir tanesi bitmeden öbürünün hatta işte ağırlığı başlıyor. Ona hazırlık başlıyor. O falan filan derken bir de ekonomik mesele bu aslında. Yani hepimizin bir saatten sonra başka bir şeye dönüşmeye başlıyor bu. Bir hani bir ne denir? Bir şarkı iş yeri mi? Gibi düşün kendini. Ve etrafında insanlar var ve seninle birlikte çalışan. Ve o insanlara dair sorumlulukların oluşmaya başlıyor yükseldikçe. Ve tiyatro bunların hepsine gerçekten ara veriyor. Çünkü tiyatro para için yapılan bir iş değil. Şüphesiz değil. Yani. Bir şey söyleyeceğim o zaman. Ya bugün bir arkadaşımızla laf diyorduk. Yani senin gelişim üzerine editoryal çalışma yaparken. Acaba dedi Oktay abi oyuncu çocukta. Acaba Oktay abi maddi olarak belli bir doygunluğa ulaştığı için artık yani kendi istediği şeyi mi yapıyor? Ya Allah'a bin şükür. Yoksa tabii, Oktay yani bildiğin işsiz mi? Ya Allah'a bin şükür. Bu anlattığın aynı şey... içerisinde, şablon içerisinde. Ya onu hep söylerim. Ben hiç işsiz kalmadım hayatım boyunca. Yani hep masanın üstünde en az 10 tane. Sen de bizim mahallenin adamısın biliyoruz canım. Yani, masanın üstünde en az 10 tane proje olmuştur. Yani hala da var. Ama bu sefer gerçekten öyle bir süreç oluştu ki dedim ki benim de dinlenmeye ihtiyacım vardı zaten. Ha, terapi olarak. Ben. Aslında hiçbir şey yapmayacaktım. Ya, çok güzel terapi oldu gerçekten. 3 ay boyunca gerçekten işte gördüler. 3 ay içerisinde ben biraz dinlenmeyi seçecekken öyle bir işin içine girdim ki. yani gelip oyunu seyrettiğinde anlayacaksın ne yaptığımızı. Tamam 50 saniye verelim şu oyundan. Ya, ya. O kadar çok konuştuk ki. Var 50 mı? Saniyelik bir görüntümüz var verelim arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Ne güzel bir sonbahar günü değil mi? Ha? Günaydın. Evet. Ne için bıktınız siz böyle ya? Ha? Oh, bakın. Çek, 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 çek. Yeni dostlarım da sana şimdi değil mi? Ha? Merhaba. Ben McMurphy. Randall McMurphy. Tabii buradan anlayabilmek mümkün değil. Bizim Mahberi sağ olsun uzaktan cep telefonuyla bu kadar çekilmiş. Ya o kadar mı çekilmiş? Ya şair burada ne anlatmak istemiş diye biliyoruz aslında. Cep telefonuyla mı çekilmiş? Ya bilmiyorum ki yani bir şekilde geldi. Ben şimdi seyrederken tabii uzak. Orası o kadar heyecanlı ki benim için. Hayır, ilk sahneye girdiğim yer. Hayır premier değil bu basın gösteriyor. Öyle mi? Tabii, tabii canım yani basın burada çekin dedik. Çektiler ve... Birkaç sahne oynandı basın için. Doğru. Doğru olur. Zaten tiyatro, tiyatroda seyredilir. Şimdi tabii yani çok önemli, aslında hani altını çizmeden geçemeyeceğim ve söylemeden geçemeyeceğim bir şey daha var. Özellikle ülkemizde çok önemli bir eksik var, sahne eksiği. Bir sürü insan tiyatro yapmak istiyor, bir sürü insan bir sürü performans sergilemek istiyor, birçok şey yapmak istiyor. Fakat memleketteki sahne sayısı özellikle... İstanbul gibi büyük bir metropolde saymaya kalkarsanız oturup ağlarsınız. Şimdi hani bu bir sürü iş merkezi yapılıyor, AVM'ler yapılıyor, bir sürü yerler yapılıyor ya böyle. Bunların hepsinde nasıl otoparkı zorunlu kılıyorlarsa aslında mutlaka bir tiyatro salonunu da zorunlu kılmak zorundalar bence. Mutlaka bir gösteri
alanı yaratmak zorundalar. Yani bu sanatları bu aldım. Evet, bu devlet eliyle yapılmak zorunda. Çünkü oturduk mesela biz düşündük, dedik ki ya bizim neye ihtiyacımız var salona? O zaman salon yapalım dedik mesela. Atıyorum kendi birikimlerimizle ne yapabiliriz diye. Bir hesap ettik ki altından kalkamıyoruz. Çünkü tiyatro pahalı bir şey değil bizim ülkemizde. Yurt dışındaki gibi değil. Karşılığı da böyle değil. Çünkü ya onun geri dönüşü mümkün değil. Ticari olarak mümkün değil. Demek ki bu devlet eliyle yapılmak zorunda olan bir şey. Ve devletin böyle bir şey yapması geleceğe yatırım yapması anlamına geliyor. Yani ülkesinin sanata yatırım yapılmış insanların gerçekten o ülkeye geri dönüşünün doğru olacağına inanıyorum ben. Yani otopark bu memlekette ne kadar zorunluysa bu memlekette tiyatro salonları onun 10 katı zorunluludur. Bu ya gerçeği bilerek yaşamak zorundayız. Memleketin vatandaşı ve yöneticisinin de bunu hissetmesi gerekiyor. Şüphesiz. Bir yandan hissetmesi gerekiyor. Hafta sonunda bir yerdeydim. Evet. Dışında bir yani oturup evimizde, doluydu abi oturup yani. Evimizde sadece ve sadece şimdi televizyonda canlı yayında konuşuyoruz ama bunu net buradan olduğu gibi söylemek zorundayız. Yani artık oturup evimizde sadece televizyon seyretmek zorunda değiliz. Yani bir takım canlı performansları da seyretmek zorundayız. İnsanlar çıkıp bir şeyler yapmalılar. Buna dair bir şeyler oluşturmalılar. Böyle bir kültür oluşmalı bu memlekette artık yavaş yavaş. Ve buna dair de mekanlar oluşmalı. Bunu da biz yapamıyoruz. Özel sektör yapamaz bunu. Şartlar öyle gösteriyor. Bunu kesinlikle devlet eliyle yapılmak zorunda olan bir şey. Devlet ne diyor? Camiler bunu? Gibi, okullar gibi, yani otoparklar gibi ve gösteri salonları yapılmak zorunda. Çok net. Galiba bir iki AVM içerisinde yapıldı değil mi? Şöyle bir durum daha var, onu da söylemek istiyorum. Bir yandan da olumlu bir taraftan da bakarsak küçük sahneler, ben şimdi öyle bir sahnede oynuyorum. Zorunluluktan yapıyorlar işte insanlar bunu. Ama bir yandan yani, güzel bir şey çünkü daha özgür bir kafayla. Şimdi ben ikinci kat, Karaköy ikinci katta bu pozu oynuyoruz. 4 sene büyük sahnelerde Aysa ile birlikte önce camı sonra kuçu yaptım. Ama o küçük sahnenin seyirciyle yakınlığını özlemişim. Ve o küçük sahnelerde birbiriyle de haberleşiyorlar, alternatif sahneler. Yepyeni oluşumlar var. Hani kesinlikle katılıyorum, böyle buraya destek gerekiyor dediğiniz gibi yapılması gerekiyor. Ama bir yandan da çok özgürce genç bir oluşum var özel tiyatro alanında. Birçok alternatif küçük sahne açılıyor. İkinci kat bunlardan biri. İşte Dot vardı. Crack tiyatrosu vardı. Garaj vardı. Apartman dairelerini falan değil mi? Yani mesela bizim sahne 70-80 kişilik. Ve orada bir sürü yeni yazar yetişiyor. Genç oyuncular farklı rollerle çalışıyorlar. Yani olumlu şeyler de oluyor. Ama onu işte söylemek istedim çok özellikle. Çok doğru bir şey bu aslında. Kısıtlılık bazen yaratıcılığı getiriyor. Evet, yaratıcılığı doğurur. Ve şu an bir hareket var. Ben İşte 4 sene büyük salonlarda oynadım. AVM tiyatrolarında turneler yaptık. Ama işte o yetişen çocukların bir gün büyük bir şey yapma hayalini nerede gerçekleştireceğiz? Ya da o yetişen küçük tiyatrolara bir destek lazım ki onlar da daha da genişlesinler, daha çok dolaşsınlar. Para yok ya, kusura bakmayın. Nasıl vereyim ya? Bir yandan o kadar güzel oyunlar oynanıyor ki ve yavaş yavaş duyulmaya da başladı. İşte Sadra Alışık Kültür Merkezi'nde biraz bunu uyguluyorlar. Çok da başarılı uyguluyorlar. Çok profesyonel, büyük prodüksiyonlar yaparken profesyonel oyuncuların yanına o okuldan yetişmiş gençleri de kendi katıyorlar. Da, evet. Ve o çocuklar sahnede pişiyor. Peki yani sana soracağım. Yetersiz değiller. Hepsi yeterli. Ya kendileri için makul mü yoksa ya bir de dizi bulsam da kurtarsam, yırtsam oradan falan filan duyuyorsun. Hayır. Çok enteresan. Azınlıktalar o gençler ama bizim ekiptekilerin diyebilirim hepsi tiyatroya aşık. İyi yani, güzel. Bu ne kadar, güzel. Böylesini kaç bulmak zor. Kaç yaşında o Sevda? Yani belli bir yerde bitmek zorunda. Oyunculuğun sevdasının yaşı işte, yok ya. Tiyatronun ama abi. Evde ödeyecekleri faturalarla alakalı. Elektrik, su faturası. Gelen su, doğalgaz. Bakmayın artık onların da ödenmesi gerekiyor. Dizi yapmak da o kadar daha hayırlı bir durum değil yani. Peki öyle katılmak ister misiniz? Katılmak ister misiniz? İsteriz, çok isteriz. Biz Oktay'la düet yapabilir miyiz? Düet yapar mısınız? Evet yaparız. Ya Oktay'cığım, düet yapabilir ne diyorsun? Birazdan vallahi yapıyorum. Hayır, düet yapacağım. Kafeden dinleyelim sizi ya. Siz de çok güzel türkü söylüyorsunuz, biliyoruz. Çok teşekkür ederim ama biz sizi dinleyelim istiyoruz. Tabii ya, onu da yaparız ya. Ya istiyorum, çok istiyorum. Birazdan hayır, istemiyorum. Hayır, türkü söylemeyi çok istiyorum. Hayır. Seninle bir sorun var. Kurski Poz oyunlarının turnesi olacak mı? Evet. Evet, ikisinin de olacak. Ne zaman?
Poz'la Aysa organizasyonla birlikte büyük salonlarda da oynayacağız. Bu küçük oyunu büyük salonlara da taşımayı umuyoruz. Daha çok insana ulaşmak büyük için. Büyük salonda küçük oyun böyle şey kalmıyor değil mi? Yani böyle küçük kalmıyor gerçekten. Biz onu ona uygun hale de getirmeye sahnede çalışacağız. Deneyeceğiz. İlk oyunumuz 2 Ocak Cuma günü mü? Cuma mı oluyor 2 Ocak? İlk 2015'te başlıyoruz turnelerimize. Poz Yatağı Kozi Alışveriş Merkezi'nde. İlk turnemiz oraya olacak. Sonra İzmir'e, Ankara'ya ve dolaşacağız. Tamam. Bu, Kurusu Kız zaten yeni başladı BKM'de. O her yere gidecek inşallah. Bir sorunun bir yanıtıydı ve keyifli oldu. Bakın biz gerçekten hani bu akşam biraz tiyatro severlere hitap ediyoruz ama Tuğba Ünsal şeyi de sormak isterim. Ya bu geçtiğimiz günlerde bir doğum günü yapmışsınız herhalde. Daha doğrusu eşiniz sizin için bir doğum günü düzenlemiş. Doğru mudur? Evet. Ama galiba en yakın arkadaşınızı çağırmayı unutmuş. Doğru mudur? Ne güzel. Guguk Kuşu çok tatlı bir oyun. Çok güzel. Yani oyunun içinde olduğum için müthiş kafeslendi kuşu. Arkadaşlarım unutulmuş olabilir. Evet öyle durumlar oldu ama neden? Ben şimdi eşimi yeriyim kendi kanalımda. Yok canım yani. Niye ya? Vallahi hani sürpriz onu yapmayın. Olabilir ya çocuk olmaz canım mı? Yani. Bakın Songül Öden yani hem çok iyi arkadaşım hem de benim canım yani bu oyunda olma nedenim artı beni hazırlayan psikolojik olarak, karakter olarak ve her gün beraberim yani son 3 aydır. Ve Songül davet edilmeyi unutuldu. Ve evet, i̇şte ertesi bunların hepsini gün, şu anda söyleyebilirsin. Bak şunu da unutmuş, bunu da unutmuş, bunu da. Ertesi gün bütün yani doğum gününün üzerine. Herkes arayıp. Yok biz de bizimkini onu çağırmayacağız o kadar basit. Ben teessüflerimi canlı yayında bildirmek istedim. Hayır Oktay'ın ikisini ben yapacağım. Siz de çağrılmadınız değil mi? Müsaadeniz. Sen masayı bir yiyin sana. Kevork abi her gün beraberdim de onu yapacağım. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bunu delirmeden gitmeyeceğim. Bir özel hayat istedim ben aslında öyle. Bir yandan da öyle değil mi? Yani küçük bir doğum günü müydü yoksa yani gerçekten büyük yok bayağı heybetli olmuş. Heybetli olmuş. Evet. O heybete rağmen yakın arkadaşlar. Evet, şaka bir yana yani sürpriz yapmayı da seviyorsun. Yapılması da güzel bir şey değil mi? Ben sürpriz yapmayı çok severim. Böyle şeylerde dün akşam mesela menajerimin doğum günüydü. Ve yani oyun premierinde falan insanlara mesaj atıyordum. Yani ben insanları mutlu etmeyi sahnedeyken çok severim. Sahnedeyken atıyorsan sıkıntı var. Hayır değil. Tamam. Sahnedeyken atabileceğim bir ortam değil. Rolüm onu gerektirmiyor. Yani ne olacak deliler geçeriz ya. Görürsünüz. Deliler geçeriz ne bileyim yani. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Böyle de hani senede bir günde böyle bütün herkes toplaşıp beni mutlu ettiğinde oh tadından yenmiyor. Ya 40 tarakta bezi var lafı bunun için üretilmiş. 40 tarakta bezi var. Ben böyle bir şey görmedim. Kulislerimizin arasında bir tane duvar var. Ve ben onu sürekli bir şeyle bir uğraşırken duyuyorum. Şunu şuradan şunu yap, bunu buradan bunu gönder. Şunu şuradan şunu yap, bu resimler geldi mi oradan bu oldu mu bu oldu mu? Şimdi o pasta buradan gelecek, şuradan şu iş gibi o gelecek. Bu kadar mı insan? Hiç bir saniye boş durmaz yani. Bravo. Kaç tilki var kafada? Ya ben yok. Böyle bir şey görmedim. Proje yöneticisi bir insanım. Yani bir şirketim var ve hani aslında tiyatro ya da televizyon biraz benim böyle nefes aldığım alanlar. Aslında hani düşün. İşin başka tarafında. Hani burada tarafında. Nefes alıyor. Düşün yani. Burada nefes alıyor. Nefes alıyor. Bunun dışında da ya bir iş hayatımız var. Orada evet, da yaşıyor. Evet. Annesin bir yandan bilmem ne falan. Üst üste koy. Hakikaten multifonksiyonel. O sırada evlerine yani. Gidiyor. İki tane çocuk var. Buranın tırmanıyorlar. Tabii canım yani gerçekten hani. Bazen kendini tanımlamada da insan zorluk çeker. Evet o yüzden artık gördüğünüz gibi bütün şey program boyunca ayaklarımı... Ya şunu alayım hadi ya bunu alayım. Şarkı dinleyelim ya hadi ya. Ya ne Allah'ım. Hadi bir şarkı verelim gelsin lütfen. Oktay Kaynarca için geliyor. Sevip de kavuşamayanlar için. Ne isterdiniz? Bilmiyorum sırada ne varsa. Gerçekten sevip de kavuşamayanlar için. Ya. Harika bir şey geliyor galiba. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. Gelmedi, gelmedi, gelmedi. Gelmedi. Gelmedi, gelmedi.
sözlerinden kolay dönüp delirtti beni. Bin bahane bin yalanla çıldırttı beni. Bugün için söz vermişti, kesin demişti. Akşam oldu, gece oldu, yine gelmedi. Bugün için söz vermişti, kesin demişti. Akşam oldu, gece oldu, yine gelmedi. Dar oluyor yüreğim, kesiliyor nefesim. Yeter diyor bu sesim, bekliyorum. Değil mi yani? Sonuç itibariyle. Öyle belli olmaz acaba. Ya belli zaman gelir bile. Bir şey söyleyeceğim. Bir iki soru soracağım. Sosyal ortama ne kadar hakimsin yani Twitter? Vallahi biraz alıştım bu ara. Yani Twitter, işte Facebook, Instagram falan onları takip etmeye başladım. Bayağı takip ediyorsun. Hatta, ama tabii şöyle bir tehlikesi var. Bir süre sonra bu çok ciddi bir alışkanlık yapmaya başlıyor. Kafan oraya takılıyor. Elinden düşüyorsun. Oraya bakıyorsun. Elinden düşmüyor. Ki orada eleştiriler kimi zaman çok acımasız da oluyor. Yani hani oraya bir baktığında istatistik yaptığında. İnsanlarla bir arkadaş ortamında oturuyorsun. İşte ya aklın oraya takılıyor. Ona bakıyorsun. Ya şu elinden şunu bırak, şunu bırak, şunu bırak lafından. Ben de yapıyorum bunu. Başkaları da yapıyor. Ve aslında bu bizim hani o kendi gerçekte olması gereken sosyal ilişkilerimize bence darbe vuruyor. Anladım. Engelli. Çakır ve Aslan Bey'in tekrar ortaya çıkacağı diye bir şey vardı. Aha. Söylenti vardı. Doğru mu? Hayat belli mi olur? Of. Spekülasyonu çok açık abi ya. Buradan manşa çıkar. Çakır dirildi mi? Aslında benim fikrim bu.
Bu benim fikrimdi açıkçası. Ne yalan söyleyeyim, ilk defa söylüyorum burada. Bu bizim bayağı uzun süre böyle hani gırgırını yaptığımız ve konuştuğumuz bir şeydi ama fikir olarak ortaya atıldığında herkesin tüylerini diken diken eden ve saçlarını dimdik eden bir şeydi. Hı hı. Ama şu anda böyle bir şey yok. Şu anda ama yok. Şu anda yok ama... Ama fikir bulutu olarak galiba kafamızın içerisinde var. Peki dostun mu çok, düşmanın mı çok, hiç baktın mı? Bundan hiç emin değilim, biliyor musun? Yani bunu kestiremiyorum. Ben eskiden şuna inanırdım. Beni sevmeyen yoktur herhalde ya diye düşünürdüm ben. Tanıyıp da sevmeyen. Hayır yok, dışarıdan da öyle. Ben hep öyle inanırdım, biliyor musun? Beni sevmeyen yoktur herhalde ya falan diyordum ben kendi kendime. Sonra o kadar çok enteresan şeylerle karşılaşınca yani bir dakika ya, saçma sapan bir şeyden birisinin benden nefret ettiğini öğreniyorum mesela. Diyorum ki Allah Allah, bir dakika ya, ya gerçekten mi böyle düşünüyorsun? Evet böyle düşünüyorum diyor. Şimdi o zaman hayatla yüzleşiyorsun. Diyorsun ki evet, benim düşündüğüm gibi değil. Ben böyle düşünüyorum ama başkası benim düşündüğüm gibi düşünmüyor. Belki ben ona gerçekten, atıyorum şimdi, uyduruyorum. Ona bir espri yapıyorum. O espri onun hoşuna gidecek zannediyorum belki. Belki bizim için de geçerli bu. Ama belki onu o kadar içten içe şey yapıyor ki, kuruyor ki ve bu o espriyi dalga geçmek olarak adlandırıyor belki. Hani bu şimdi milyonlarca örneklerden bir tanesi. Sosyal medya bunu biraz daha körüklüyor işte. Orada evet, geçen gün bana şey şişman dedi mesela. Evet. Kaldıramadım. Oktay. Evet, mesela Kevork şişman dedi. Kişiselleştirmiş bak adam, gördün mü ya, yaptığın bir espri. Bir de tabii yemeden şöyle bir durum daha var. Teşekkür ederim Tuba, çok güzel bir şey söyledi aslında. Bizim... bizim dışımızda bizi başkaları gibi gösteren bir mecra daha var. İşte geçen gün bir röportajımda böyle bir tanesi. Ben aslında bu kadar anlatıldıkları kadar agresif bir adam değilim diye kocaman aslında başlık atmışlar, haklılar. Ben öyle bir adam değilim ya. Yani öyle sinirli bir adam değilim. O kadar fevri bir adam değilim. Arkadaşlarımla ilişkilerim gayet iyidir. Niye böyle bir şablonu koydular? Neden? Çünkü yani... hoşlarına gidiyor, işlerine geliyor. Belki de sert bir duruş falan falan. Ya o, bu da lazım abi. Bilmiyorum ne lazım. Kadirizm ama... yani kulakları çınlasın Kadir abinin. Kadirizm diye bir şey vardı yani. Belki de öyle bir şey lazım. Yok yani. Benim öyle bir şeyin peşinde olduğum şüphesiz... söylenemez. Söylenemez ama yani hiç öyle bir adam değilim ama... Çok enteresan bir tweetim vardı geçenlerde attın. Eğer düşmanın yoksa sıkıntı var. Doğru. Doğru. Bunu öğrendim. İnsan yavaş yavaş o nokta. Ama biraz da öyle. Yani geçen hakikaten bir arkadaşımla konuşurken ortaya çıktı o. Biraz da yani herkesin seni sevmesi biraz senin kaypak bir adam olduğunu ortaya çıkarır. Sonuçta bir dik duruşun olmalı, bir biçimin olmalı. Hani bir şeyi temsil etmelisin. O yüzden o temsil ettiğin her şeyde gidip herkese aynı derecede ve seviyede dokunamaz. Şimdi temsil olarak neyi temsil ettiğini düşünüyorsun? Ya istersen anlatayım. Mikrofonu tutayım, buyurun, açtım abi on modunda. Yok bu ara anlatmayayım bence. Bu ara anlatmayayım diyorsunuz ara peki. Sen böyle sürekli sevimli kız. Aman da ıcırı bıcırı bıdıdıdı alalım böyle bir yanak modu. O da var. Yani kimi zaman sıkıldığın oluyor mu bundan? Yani normal hayatımda ya eğlenceli neşeli bir karakterimdir sen ama. Sen üçüncü çocuğa gebe gibi niye oturuyorsun? Sıkıntı mı bahsedi? Oturduğum yer. Koltukta bir sıkıntı var. Üçüncü çocuğa derken. No. Olmadı ya. Defakta girelim dedik de mevzuya. Tamam onu hemen geri aldım ama. Ne tatlı bir şey yani insanların hani böyle algılıyor olması. Ama aslında öyle değil. Benim de hayatta dertlerim var, sıkıntılarım var ve hani sadece insanların hayatında hani kameraların önünde yansıyan böyle küçük bir hayatımız var. Oralarda hani en tatlı, en neşeli halini yansıtmak istersin. Yoksa buraya gelene kadar mesela of ne sıkıntılar içindeydim yani. Şimdi burada tatlı bir şey. Baya ben o cadı hani seni şeyde gördüm. Bir magazin programında şey yapmaya başlamıştım. Yorum yapmaya başlamıştım. Aa dedim ki o baya hani dilli düdükmüş ya gerçekten. Gerçekten öyle bir hal ve yani. Ya 1,5 aylık program tecrübemde gerçekten onu gördüm. Yani müthiş bir programdı. Niye bıraktın? Şöyle bir şey yani birinci nedeni, bir sürü nedeni var. Birinci nedeni ben magazine karşı duran bir insan değilim ama magazinin iyi olması için de hayatımda hani bununla ilgili uğraşan insanlardan biriyim. Oktay gibi yani bu düzgün yapılabilir dünyada örnekleri var ve hani insanları iki boyutlu değil biz üç boyutlu ve gerçek karakterleriz yani bunları sadece kağıt parçaları olarak görmeyin. Ve bununla ilgili endişeleri olan bir kız olarak bir anda o koltuğun öteki tarafında olunca önüme arkadaşımla ilgili haber geliyor ve ben biliyorum ki o durum öyle değil. Ve hani onun
onu eleştiriyor olmak, onu anlatıyor olmak ve benim beynim ve dilim arasında o kateter yoktur. Hı. Aa, izliyorum kendimi ve müthiş mutsuzum. Çünkü sanki bir evde bir bizim masamız var, orada haberala huberala konuşuyor gibiyiz. Ve sonra bakıyorum gazetelere çıkıyor ve insanları üzmek istemiyorum. Çünkü dert ediyorum orada küçücük yanım. Şimdi herkesten de sorumlusun öyle bir program yaparken. Yanımdaki insanın söylediği laf başka birini üzüyorsa beni bağlıyor. Ve ben o insanlar gibi dönüp arkama gidemiyorum. Üç gün bununla ilgili endişe ediyorum. Gece rüyalarıma giriyor. Ve bir de yapmak istediğim şey o değildi aslında. Biraz böyle deneysel takıldık biz. Çok sevgili patronum Acun'dan da bununla ilgili izin istediğimde çok anlayışlı davrandı. Şimdi yeni bir projeyle. Yeni bir şey var mı? Ha, yapacağım. Evet yani şey. Bireysel mi? Tek tabanca mı yapacaksın? Başkalarından sorumlu olmadı. Bir sürü fikir geliştiriyoruz şimdi. Tabii ben onlardan tiyatro için bir izin istedim. Çünkü çok özveriyle çalışmamız gereken bir süreçti. İkisini bir arada yapamıyordum. Provalarda uyuduğumu gördüler. Bayağı okuma provalarında böyle böyle küt. Ben yönetmenimizin böyle omuzuna. Sabahın köründe kalkıp 3 saat canlı yapıp oradan provaya şeye gelmek bayağı zordu. Ama müthiş bir tecrübeydi yani canlı yayın. Çok adrenalinli ve iyi bir bana iyi gelen bir iş oldu. Biraz bakalım. İdman yani. Biraz evet evet idman. Yani önümüzdeki günlerde Survivor adası zamanda falan çıkmaz herhalde değil mi? No yani? No no no. Ha, öyle bir şey. No 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 no. Öyle bir gol olmasın da bize. Selam Uçar çok güzel. Aslında kimya mühendisisiniz değil mi? Kimya mezunuyum, lisans. Mezunsunuz. Mühendis değilim. Şimdi, ama onu da unutuyorum. Anne baba da öyle galiba değil mi? Anne baba da kimya evet okumuşlar. Yani böyle ailede genetik bir kimyacılık var. Oyunculuğun yani kimyasını çözdünüz mü? Bu soruyu organik hep böyle söylerler. Hep bunu çok duydum. Oyunculuğun kimyası. Yaratıcı bir soru değildi yani bu. Evet çok orijinal bir soru. Toparla başka türlü sor. Sormam ki ben. Aklıma bu geldi ne bileyim. Tamam çok güzeldi. Estağfurullah. Oyunculuğun fiziğini çözdüm. Nasıl değil ben yani? Demin dediniz ya kimyacı olduğumu da unutuyorum. Demin tanıtımda geçerken ah ya evet vardı öyle bir şey dedi. Neden sizde bu başladı? Çok erken başladı. Yok yani ben zaten konservatuara gitmek istiyordum. Tamam. Sene bilmem kaç. Mühendis anne baba çocuğu. Onu, seneyi o dönem, de unuttunuz değil mi? Bilmem onu kaç. Onu zaten unuttum ama onu unutma gibi bir şey. O şey. Hatta konservatuar sınavlarına yazılmıştım ikisine de. ÖYS sınavı vardı. Mühendis anne baba çocuğu o dönemde. O kararı veremedim. Boğaziçi oyuncularıyla başladım. Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim. Boğaziçi oyunculara başladım. Yarı zamanlı İstanbul Devlet Konservatuarı'na tiyatro bölümü kapanmıştı. Şarkı da söylüyordum filan. Şan bölümüne devam ettim. Of. Yani ben hep oyuncu olacaktım zaten. O yüzden o kimyayı arada bitirdim. Ama evet arada yani diplomayı da koyduk çevirmişim. Evet diyorsun. Üzerine de oyunculuk master doğal yaptım. Doğal oyunculuğu arıyorum hep demişsiniz bir demecinizle yine yani. Doğal oyuncu, organik oyuncu bilmem ne. Yapay oyuncular var mı yani? Yapay oyuncular üzerinden mi gidiyor bu şey bu laf? Yani başka oyunculara yönelik bir şey değil o söylediğim. Biz bizeyiz doğru söyle rahat. Şimdi olmuyoruz. Şunlara sinir oluyorum ben size söyleyeyim. Hadi bir işten var. Ya şimdi böyle söyledin değil mi? Yani oyunculukta hedeflediğim yer her oynadığım rolde en samimi, en gerçek, en orijinal yerini keşfetmek. Tiyatroda da, sinemada da, televizyonda bile kendi janrası, kendi sınırları içinde. Yani olan şeyin en samimisini, o anın gerçekleriyle en doğalını yakalamak. Yani bu benim oyunculuk anlayışımda. Sekiz demin renk var. Tuba'nın dediği var gibi ben de istersen Meryl Streep ol, o anda o role uygun musun diye audition'a girilen bir kafada çalışıyor benim kafamda. Yani yurt dışında da zaten hani öyle olmalı. Yani Meryl Streep diyorum düşünün çok müthiş bir oyuncu. Ama o anda o rol için hazır mı? Kendisi o role ne vermek istiyor diye. Hı. Yani o kadın yani o oyuncunun şeyi için değil de yani oyuncu durmadan çalışmalı, öğrenmeli, aramalı, o doğalı deşmeli diye düşünen biriyim. Gerçek herhalde öyle, öyle bir şeyden. Misiniz yani böyle meraklı mısınızdır böyle? Meraklıyımdır. Ha meraklı kadın. Yorarım hatta milleti. Meraklı o kadın iyidir. Her dedi zaman söylüyorum. Meraklı kadın iyidir. Gerçekten geliştirir. Yani, yani sonuna yani kadar yani çok güzel bir meslek yapıyoruz. Kaç yaşına gelirsen gel hep öğreneceğim bir şey var. Güzel. Ve hep onu keşfetmek var. Her rolün, her yaşın rolleriyle bambaşka yerlere gidiyoruz. Her rol beni büyütür diye düşünürüm mesela. Özellikle sinema rolleri. Güzelmiş. Tiyatro rolleri de. Sinema istiyoruz biraz ama yani. Sinema yaptık da çok. Yapıyoruz var mı bu da şey son zamanlarda? Var mı bir film?
Son zamanlarda yok. En son Can Sundance'e gitmişti. Sene 2012. Orada jüri özel ödülü almıştı. Bayağı onunla festival döneştik. Oldu. İyi, güzel bir senaryo. İyi bir rol bekliyorum. O sırada bekliyorum, dizi yaptım. Bekliyorum, gelecek. Yani bir de söylediği çok doğru. Dizi ben en uzun 2,5 sene işte bu. Beni Böyle Sev'de çalıştım. Hı-hı. Şu anda ayrıldım, başka bir şeyler var. Ayrıldınız mı Beni Böyle Sev? Evet. Beni Böyle Sev bitiyor mu? Bitecek diyorlar ama. Şu anda devamdı. Ben ayrıldım. Diyorlar. Oralara giremem. Anladım. Bilmiyorum. Ama ben çok güzel bir şeydi ama o dizi şeyinin içine girdiğiniz zaman hakikaten zor oluyor. Hani ben oyuna devam ettim. Zaten çıkmış Kuçuyu oynuyorduk. Hı-hı. O zaman Özgür'le devam ettim ama başka projelere zaman bulmak zor oldu. Diziye girince başka oluyor. Anladım. Şimdi iyi bir senaryo olursa tabii ki devam etmek istiyorum. Bakacağız, yazacağız bir şeyler. Tamam, bekliyorum sizden. Kim Orkan abi? Buyurun benim. Bu arkadaşlar sürekli oyunculuktan bahsediyor. Evet, ben neden biraz mezelerden konuşuyorum. Uf. Ben de o tarafın konuya gelelim. Yanıma gel. Mezelerden konuşmak istiyorum. Meze tarafına geçebilir miyim ben? Yemek Orkan saati. Orkan abi de babadan mesleği olduğu için. Hani az önce lafladık ya. Baba mesleği. Ben de devam ettiriyorum. Devam ettiriyor musun? Var var var. Ediyor musun abi? Kapalı Çarşı'da dükkanım duruyor. Ben çok biliyorum ki. Abi. Ama şey ufak böyle. Bizim Muhit'in 2'ye 3, 6 metrekare. Ben girince dükkanım doluyor. Ben bunu ilk defa şu an duyuyorum. Kevork abi, dostluk arkadaşlık görmüş. 3 aydır beraber demiyorsun ki mezle dükkanım var benim. Halkım. Adam işi ticareti dökmemiş ya. İnanmıyorum. Ben senden ya, ben dükkanı bırakmışım, gelmişim, oyunculuk yapıyorum. Sen bana dükkana geri dön diyorsun. Bana pastırma kes diyorsun. Yapma gözünü. Ama ya ne güzel keserler, biliyor musun? Yani şaka bir yana böyle hakikaten. Böyle bir dükkan mı var yani şu anda? Dükkancık var. 33 yıldır var. Allah senin cezanı versin. 34, 80, tabii 33. Niye şimdi 33 duyuyoruz biz bunu? Efendim sizin ayıbınız. Koskoca Kevork'un. Masayı mı yıkayım diyor ya? 6 metrekarelik dükkanı nasıl duymadınız Kapalı Çarşı'da? Ben ne yapayım? Çok enteresandır yani, baba mesleği olduğu için. Bizim Muhit'in de en şey şarküterisidir. Hemen gideceğim. Hemen yani. Hemen. Abi ne topik mopik yapıyor muyuz? Satıyor muyuz onlardan da? Bir zamanlar yapıyorduk, artık çarşıda yapmıyoruz. Çünkü yapılmıyor mu? Eski işte eski işler, eski o şey, insanlar. O şey, o lezzet anlayışı da kalmadı değil mi? O lezzeti, o tadı arayan insanlar yok. Herkes bir ne verirsen ver yağsız olsunun peşine gitmiş. Yapma. Yeni moda o yani bizim. Yağsız meze olur mu ya? İşte yağsız pastırma, yağsız. Çıkartabildiğimiz kadar. Yağsız, yağsız üzerine yaşıyoruz ya. O zaman işte o değil. Aslında yağın ne kadar yani önemli var. Yani yemeyeceğim şeyi bana, satmam. Bana Karatay oldu. Mantığından. Ne diyor? Yağın önemi var dedi de çok doğrudur. Şey, mimar mühendisliği bitirdiniz mi? Hayır, ben işte tam bizim dönemimiz 76-77'ler. O güzel yıllar. Texas dönemi, o evden helalleşip çıkıyorduk, vedalaşıp. Böyle el sallayarak gönderiyorum sizi. Askere giderek kurtarmıştım. Ha, öyle yırttım diyorsun. Tabii. Üçüncü sınıftan bıraktım ben. Bıraktınız, ondan sonra oyunculuk. Ondan sonra işte amatör, bizim Pangaltı Lisesi'nden, ben Işık Lisesi mezunuyum. Orada başladım. Rahmetli Çiğdem Palu söz yazarı, bizim İngilizce hocamız da aynı zamanda tiyatro okulu başkanıydı. 72'de o orada başladı. Ondan sonra da o da rahmetli oldu. Şey Misak Toros benim ustam. Bir sürü yerden alınan ödüller, elbette yan roller, bilmem ne falan. Yani bunlar çok üst üste konunca aslında biraz sakin yaşamayı da kendiniz tercih etmişsiniz gibi geldi bana. Ya yani şöyle diyeyim, şu benim için güzel oldu. Tiyatro benim hobimdi. İşim oldu, mesleğim oldu. Ailem gayet iyi, 33 yıldır mutluyum. 30 yaşında oğlum var, 25 yaşında kızım var. Bak, bunları da bilmiyordunuz değil mi? Üniversiteyi bitirdiler, masterlarını yaptılar. Yani bizim ekibin en yumuşak, yani, en bize iyi gelen oyuncularından bir tanesidir. Ben salona girdiğimde Kevork abiyi öpmeden mesela provaya başlamam yani. Müthiş bir enerjisi vardır ama hiç meze karşılıklı dükkanı olduğunu bak hiç. Hiç saklamış demişler. Dükkanı boşladık biraz yani. Ne düşündün, geliriz yeriz mi diye düşünüyoruz. Bana bak, onunla korkut, bir halim mi var? Onunla korkut. Her tarafın yemek olsa ne olur? Evet. Sen ne zarar verebilirsin? 100 gram pastırma kesen bir kere sen zaten. O desen rejim yapıyor. O zaten sadece sporu yapıyor. Nasıl kilo vermişsin ya? Bir şey söyleyeyim, son 2 hafta önce görmüştüm seni. Ondan bu yana bile gitmiş ya. Daha vermem lazım ya. Şeyini söylesene. Lazım. Nereye bir katkın olsun izleyicilerimize. Ya. Neler içiyordun sen bütün oyun boyunca? Ay ne bileyim, bana bir kiloluk, tane kiloluk şeyleri vardı. Böyle sarı suları. Günde 2 litre içmem gereken bir şey veriyorlar bana. Onu içiyorum bütün
işte protein bilmem ne falan filan. Yok yok değil, böyle içinde doğal şeyler işte, ne ya bileyim. Ya anlat sen, tarif bilmiyorum, et. Bilmiyorum gerçekten. Anlatıyordun salatalığı diyorsun, yatırıyorsun. İçinde salatalık var işte, o var bu var ama şu anda bilmiyorum yani onu. Birazdan bulurum, söylerim. Yani neyse. Tuvaletten işte çıkamazsın ki, nasıl? Yok öyle bir şey yok, hayır hayır. Ha öyle mi? Bir, öyle bir şey. Ha öyle bir litre bir litre içiyor. Bayağı yağ yakan bir şey yani. Bayağı yağ yakan bir karışım o. Birazdan bulursam istiyorsanız. Yani Oktay ondan bir litre içiyorsa benim demek ki günde 19 litre falan içmem lazım. Ben o 35 litre. Şimdi bir şeye hazırlık olmasın bu şey zayıflama meselesi. Hayır ya, biraz da kendimi iyi hissetmekti. Biraz da aslında McMurphy rolü için biraz öyle fit olmam gerekiyordu ama. Bayağı şeyde işin gördük yani şey galanın davetiyesinde. Vücuda gördük, fena değil maşallah. Biraz da şey var işte hani o özellikle bundan sonra yapmak istediğim bir şey var ya. Hı. O onun için de çok önemli o. Öyle olmam lazım. Anladım. Kocaeli Şehir Tiyatrosu değil mi? Az önce Kocaeli Şehir Tiyatrosu'ndan bir telefon gelmiş bir oyuncu arkadaşından. İsmini vermeyelim isterseniz. Ama şey demiş, şu sistem içerisinde guguk kuşunu oynamak hakikaten böyle altı okka yürek gerektiren bir şey. Tebrik ediyoruz diye bir ödülü. Onlar da oynadılar. Onlar da oynadı. Onlar da Barış Falay. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, o. Barış oynadı. Hakikaten böyle riskleri de var tiyatronun değil mi ya? Yani çünkü doğru zaman olmayabilir, bilmem ne saat yanlış kurulmuş olabilir. Şimdi yani Türkiye'de doğru zaman var mıdır onu bilemiyorum. Evet yani biz onları gözetirsek o zaman hiçbir şey belki yapamayız. Belki de bu zaten doğru yani zamandır. Belki de en doğru zaman en doğru zaman. Tiyatro öyle bir şeydir ama zaten. Yani tiyatrocuların hepsi biraz böyle enteresan insanlardır. Yani sonuçta bazı şeyleri hesap ederek yola çıkan insanlar değillerdir. Ki öyle olmadık hayatımız boyunca. Hı hı. Öyle olmak istemedik de. Ama galiba herkes de bizi böyle kabul etti diye düşünüyorum. Hı. Yani hani seven, sevmeyen. Sonuçta evet. Ya bunlar bir şey yapıyorlar ama sonuçta biz bunu kabul etsek de yapacaklar. Etmesek de yapacaklar durumu var ortada. Şimdi oyuna gelince oyun aslında yani ta 70'lerden itibaren bir sistem eleştirisi. Hı. 70'lerde yazılmış bir var olan bir sistem eleştirisi. Oyundan çıktığınızda eve gidene kadar dalga dalga oyundaki anlar aklınıza geliyor. Evet ya. Ha evet evet ya dedirten bir süreç eve kadar, hatta daha sonraki günlerde. Hı hı. Bu öyle bir sistem eleştirisi ki hepimiz kendimizi sorgulamaya başlıyoruz. Biz mesela bunu oynarken fark ettik. Her gün bir şey buluyorsun oyunun içerisinde. Her gün başka bir şeyi keşfediyorsun. Ve bu sistem eleştirisi bir süre sonra aslında insanlara eğer artı dönüyorsa ne kadar güzel. Yani bunu, bu oyunu... şimdi nasıl söyleyeyim yani hani güzel söyle. Devletin herhangi bir kademesinden birinin seyretmesi bile ona çok iyi gelebilir. Güzel söyledin. Teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğim şey? Susma hakkı. Ya kimi zaman elbette ya yani birilerinin de sözcü olması gerekiyor. Bir takım şeyleri doğru diyorsunuz. Oyuncu o saati kurarak yaşamaz. Evet. Çağ bazen kendisini değiştirebilir. Evet. Değil mi yani? Çift sıfırdan bu yana aralıksız konuşuyoruz. Bakalım manşetlerde neler çıktı. Eyvah, eyvah. Sevgili seyirciler, haftanın ilk pazartesi günü. Sayın Oktay Kaynarca bizimle birlikteydi ve dedi ki tiyatroya 20 yıl ara vermiştim. Çok zor bir oyunla geri döndüm. Evet. Sahnenin keyfini çıkarıyorum. Enerjimi seyirciye buluşuyordur. Seyirciyle buluşuyordur umarım. Biz oyuncular cekete asar gideriz. Sanatçı sanatı istediği özgürlükte yapmalıdır. Aksesuarlarımı görmek ister misiniz? Mesela özellikle bana göstermek istedi. Sonra dedi ki gelin görün. Alayınız gelin. Peki devam edelim. Ya bu arada benim gözler de ilerlemiş, okuyamıyorum ya. Sayın Tuğba Ünsal bizimle birlikteydi. Guguk kuşu kafesten bir kuş uçtu. Filmi olay yaratmıştı. İşte onun oyunu, virgül bizim oyun. Galada çok güzel alkış aldık. Geçtiğimiz günlerde kocam da bu koltuktaydı. Kocamın programını izleyemiyorum ama o da benim galama gelmedi zaten. Oktay'ın sözlerinin altına imzamı atarım. Küpem çok tatlı değil mi? Diyerekler geceyi bitirdi. Devam ediyoruz. Çok sevgili Selen Uçar bizimle birlikteydi. Bir yıl Amerika'da kaldım. Hiç o oyunun şey üzerinden 10 yıl geçti. Orada başka, burada başka şeyler oynuyoruz. Çünkü biz oyuncuyuz. Aynı rolleri kabul etmiyorum. Oktay'ın sözlerine katılıyorum. Fotoğraf mı, poz mu? Poz bana bir şey hatırlatacak da çıkaramadım. Ha benim oyun ya. Poz oyunundan geldim. Az önce temsilden geldi. Devam ediyoruz efendim. Sevgili Kevok Türkan abimiz bizimle birlikteydi. Oyunumuz dev bir kadrodan oluşuyor. 5-6 jenerasyon aynı sahnede yer alıyoruz. Her kulak Tuğba'nın küpesini taşıyamaz. Delilerle çok düşüp kalkınca insan ister istemez hafiften deli oluyor. Magazin diye bir şey mi var? Ben kendileriyle hiç karşılaşmadım. Bir tuhaflık var bu işte ya. Masayı mı devirsem? Diyerek bitirdi geceyi.
Ve sevgili Şerbest birazdan şarkılarıyla atacak bize imzayı. En yakın neresi demiştiniz en yakın konser? 2 Şubat. 2 Şubat. Beşiktaş Kültür Merkezi. Ya bana bak, ondan önce bir şey olur ya. 2 Şubat'a kadar bayağı bir var ya. Bir olur. Şey çıkar. Evet evet. Olursa olur. Haberimiz olsun, tamam. Buradan seve seve duyururuz. Seve seve. Çok seviniriz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Harika bir gece geçirdiniz. Güzel bir pazartesi geçirdik sayenizde. Yarın İpek Karapınar, Yıldıray Şahinler, Burak Yamantürk, Yüksek Sadakat ve biri daha olacak muhtemelen. Ve biri daha bulunacak, inşallah bulunacak. Bugünlerde böyle bir... Bu sene şey yapmadı, konuk yapmadı. Bu hafta konuk yapmadı. Yani yağmurlar mı, bir sis ortamı mı bilmem ne. Bir şey oluyor yani, bir gün içerisinde 500 konuk falan değiştiriyoruz. Hayırdır inşallah. Ben de oyunun nerede olduğunuz zamanını söyleyebilirim. Hayır efendim, niye söyleyesiniz? Çünkü söyleyemedim. Estağfurullah. Bu kuşu ekibinin içinde olmak çok güzel de çok şey kaldı. Boz oyunu 2. katta Karaköy'de Deniz Madanoğlu yazdı. Sami Berat Marçalı yönetti. Yeni bir kadın yazar. Sizleri de bekliyoruz. Ben geleceğim bir sonraki evet. Hafta pazartesi. Lütfen. Esra Dermancıoğlu, ben, Gülce Oral, Banu Çiçek, Barı Çügil beraber oynuyoruz. Her pazartesi, ya Aralık ayında, pazartesi, ya. Cumartesi. Yolu yürü. 4 kadın neler yapıyoruz? Kadın gelin ya, görün. 4 kadın ya, evet, bir de kadın yazar. Evet. Ooo, yapmışsınız. Evet, poz oyununu yani görmek lazım. Yani söylemek istedim. Çok da güzel yaptınız. Tam da zamanında iyi de oldu. Tamam. Biz kuşunu bu arada... nelerde ne zaman? Her cumartesi Gösteri Sanatları Merkezi Zorlu'da oynuyoruz. Zorlu Gösteri Sanatları evet. Merkezi'nde her cumartesi izleyebileceğiz. Evet. Ama turnelerimiz olacak çok yakında. Gerçekten evet, mi? Evet. Dur daha burayı bitir de ondan sonra turnemiz olacak tabii ki. Evet evet. Bu kadar büyük bir oyun ve bu kadar büyük bir dekorla dolaşılabilecek her yerde dolaşacağız. Arada 25 Aralık'ta da Koz Yatağı'ndayız. Koz Yatağı'ndayız. 2 Aralık'ta da... Herkes, benim de malum. 2 Ocak'ta da biz oradayız. Bizim de var. Biz daha çok oynayacağız. Babacığım bizim yok mu ya? Şey. Canım müsamere çekti. Sadece 30 saniye sonra Şarabest'e başlıyorsunuz. Burada laf çok. Burada laf çok. Ne varsa otu ot, çiçeği çiçek yapan, tan yerinden söken umut ışığı sizin olsun çekik gözlü kardeşlerim. Aydınlıklar sizin olsun, körüz biz. Bakmayın gözlerimizde yansıyan yıldızları, göremeyiz ateş böceklerini, biz körüz. Çakıp sönen deniz fenerlerini uzak kıyılarda, bir bulut ne zamandır üstümüzde. Yurt genişliğinde bir bulut kurşun ağırlığında. Nilüferler sularımızda açar mevsimsiz. Dolanır ayaklarımıza boğum boğum. Yapraklarında iri leş sinekleri uçuşa hazır. Göz göz oyulmuş gözlerimiz. Biz körüz. Göz çukurlarımızda radarlar fırıl fırıl döner. Körüz. El yordamıyla yaşıyoruz bu yüzden. Yeni körler peydahlarız. Uyur uyanır. Ayak altında ezile dursun karınca suyu. Ezenlerle bir olmuş yaşıyoruz. Ne güzel. Çizme onlardan, içindeki ayak bizden. Ne iyi. Körüz biz. Kör uçuşlara açmışız toprağımızı. Ha düştü ha düşecek çelik gagalardan. Mantar mantar açılan tohumlar sıcakta. Gözlerimizi bir pula satıp geçmişiz bir yana. Ölmesini bilenlere yüz çevirmemiz bundan. Körüz, göz bebeklerimize mil çekilmiş. Mil. Acımasız bir namlu şakağımızda soğuk. Tetikte kendi parmağımız. Yabancının değil. Aldandım sözlerine, yalan yeminlerine, aldandım sözlerine.
Çok.